hem vekillik mazbata, orada da bir karışıklık olacaktı herhalde. Belki onlar da o süreci bekliyor olabilirler. Şimdi Oğan ve Özdağ'a da kısaca konuşalım isterim. Şöyle, bu seçmen %5'lik bu kitle eğer herhangi bir ittifaktan yana yer alırlarsa oraya kaydırılabilir mi diye tartışılıyordu henüz taraflar belli olmadan önce. Çünkü kemikleşmiş bir parti seçmeninden bahsetmiyoruz bu %5'lik oranda. Yani orada kimlerin olduğunu da aslında çok net bilmiyoruz. Sadece tahminlerimiz var. Demin söylediğiniz şeye takıldım da bu hangi bakanların istifası belki bakanların işte bakanlık görevini yapamamasına engel olur. Bakanlar 40 gündür bakanlık yapmıyorlar ki zaten. Bakanlık bütçesiyle seçim çalışması yapıyorlar. Spor bakanı nerede? Türkiye'nin her yerini gezip spor çalışması mı yapıyormuş? Bakanlıkla ilgili bir faaliyeti mi varmış? Yoksa spor bakanlığını kullanarak, her gün kulüpleri kullanarak propaganda mı yapıyormuş? Diğer bakanlar sadece bakanlık bütçesiyle seçim çalışması yürütüyorlar. Hiç utanmadan seçim arabalarını götürüp devlet kurumlarına park ediyorlar. Devlet kurumlarına afişlerini astılar. Spor bakanı gitti vergi dairesine. Bak bir daha söylüyorum. Vergi dairesinin duvarına kendi adaylık resmini astı. Utandılar mı? Yüzleri kızardı mı? Kızarmadı. O yüzden hani sizin söylediğiniz gibi bakanlık işleri aksayacak falan değil. Seçim işleri aksayacaktır. Bir de bakanlık bütçesinden seçim faaliyeti yapamayacaklardır. Onun nedeni aslında o diyorsunuz. Özdağ o an nasıl etkileyecek? O seçmeni kaydırabilecek mi? Ne yok yani zaten hani bütün seçmenleri hiçbir kimsenin baştan sona kaydırabilmesi mümkün değildir. Yani bu Erdoğan için de geçerli değildir, Kemal Bey için de geçerli değildir. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yıllık bir partidir bundan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık köklü bir partidir. Yani bir yerden alıp bir yere götürebilme seçmenlerin hepsini olmasa da daha muktedir olabilir lideri. Ama 10 gün önce zaten yan yanaya gelmiş arkadaşların bir seçmen kitlesini bir taraftan bir tarafa götürebilmesi mümkün değil. Kaldı ki buradaki ana tartışma noktası da şu. Bir başka şeyi seçme noktasına gitmiyorlar ki. Sinan Oğan 2 hafta boyunca, 3 hafta boyunca, 4 hafta boyunca, seçim dönemi boyunca dönüp geldi. Dedi ki bu Erdoğan olmaz, Hüdapar şöyledir. Türk milliyetçileri Hüdapar'la, teröristlerle yan yana olmaz. Boy boy kamera görüntüleri var. İnsanda biraz utanma olur, arlanma olur. Yani toplumun karşısına çıkmak için birazcık yüz kızarması olur. Ama onun yerine ikinci turda şöyle bir şeyi tercih etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti, oraya gitti. İşi kemer altında, Cıvıt Pazarı'nda gömlek alır gibi oradan bakanlık, buradan bilmem ne, hiçbir Türk milliyetçisinin, hiçbir Türk vatandaşının buna prim vereceğini falan düşünmüyorum. Hı hı. Yani kendini herhangi bir şey için satan, fikirlerini satan, fikirlerini sabahtan akşama değiştiren insanları kimse lider olarak falan görmez. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan selamlar gönderenler de var. Güvençoğlu günaydın, yayınlar diliyorum. Kıymetli konuğunuz Şenen Alsanoğlu'na da selamlar demiş. Onur Erdağ tüm yerel sen memur sendikası olarak 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Şenol Başkan'a selamlar, sizlere de iyi yayınlar dileriz demiş. Bir takım mesajlar var tabii, hepsini okumam mümkün değil. Size selamlar, bize iyi yayınlar dileyenler var. Teşekkür ediyoruz hepinize. Şimdi ikinci tur beklentilerini de konuşalım o halde. İlk turda Millet İttifakı ilk turda bitecek söylemi üzerine yürütmüştü. Daha doğrusu tabii Cumhur İttifakı'ndan da kez daha aynı şekilde beklentiler vardı. Zaten herhalde kimse ikinci tura kalırım diye bir söylem yürütmez diye düşünüyorum. Aslında hep beraber şöyle bir şey, yani biraz bu konuda daha samimi olmak gerekirse aslında ilk seçim kampanyası dönemi boyunca bunun ikinci tura kalabileceğini falan düşünüyorduk. Hı hı. Ama son bir haftada falan böyle bazı anketler falan açıklanınca falan ilk turda bitebileceği gibi, hı, bir hissi